Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta çok fazla aktif değildim açıkçası piyasalarda. Yani işlem olarak ufak tefek işlemler işlemlerimiz vardı. Hazırda işlemlerimiz vardı. Çok fazla al sat yapmadım ama pozisyonlarımı korudum açıkçası. Onun dışında geçen hafta özellikle perşembe günü çok yine sert bir satış geldi. Bu sert satışın ardından da tabi burada çok fazla yükselen sasa ve ektaşın çok etkisi oldu açıkçası arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Bu yeni bir düzeltme başlangıcı mıydı? Değil miydi? Bakmak lazım. Biraz inceleyelim bakalım. Şimdi bizim standart neyimiz vardı? Hemen 5 ve 10 günlük ortalamamızı atalım arkadaşlar. Şimdi 5 günlük ortalamamızın altında birinci kapanışımızı yaptık. ikinci gün tepkimizi verdik. Perşembe günü altında kapanış yaptık. 10 günden e, gördüğünüz gibi 10 günden bir tepki aldık. E, tam ikisinin arasında bir kapanış yaptık. Yine aynı şekilde Cuma günü de 5 10 günlükten yine 10 günlüğe değdik. 5 günlüğün üzerini test ettik ama altında kapanış yaptık. Şimdi e, burada mesela şurada da ufak bir düzeltme olmuştu. Burada da 5 günlüğün altında... Kapanış bir defa yaptık. Arkasından tekrar yukarı doğru hareket başladı. O yüzden şimdi e, yarın e, da yani burada iki gün kapanış yaptık ama e, yarın açıkçası çok daha önemli bir gün arkadaşlar. Yarın biraz daha durumun netleştiğini e, görürüz gibi geliyor. Ama e, endeks tarafında 5 e, günlük ortalamanın altında e, kaldığımız sürece 10 e, günlük alt, ortalamanın altında e, gitme ihtimalimiz yüksekmiş gibi gözüküyor. Tabi burada yeniden yukarı gitmemiz için sadece 5 günün üzerinde kalmamız dışında benim gördüğüm 4600 gibi bir rakam var. 4600'ün üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar kısaca. 4600'ün üzerine atıp da yeniden 4600 üzerinde kalıcı olursak burayı şuradaki düşü ufak bir düzeltme olarak görebiliriz diye düşünüyorum. E, aksi takdirde şuradakine benzer bir düzeltme hareketi olabilir arkadaşlar. Şuradakine benzer bir düzeltme hareketi olabilir. Burada da Yaklaşık olarak işte hemen hemen ne kadarlık bir düzeltme olmuştu? en tepeden dibe aldığımız noktada yaklaşık %18'e yakın bir düzeltme olmuş. Buradan %18'lik bir düzeltme olursa da yaklaşık olarak 3800'lere kadar da düzeltme ihtimali e, olabilir diye düşünüyorum. 3800'lere kadar da gelirsek de zaten şuradaki daha önce de çizmiş olduğumuz arkadaşlar şuradaki e, trend ana trend desteğine kadar geri çekilme e, olmuş olur. Şimdi e, ortalamaları silelim. Şimdi e, burada e, teknik anlamda ne durumdayız ona biraz bakmak gerekiyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar buradaki e, bizim son dönemdeki e, rallimiz ne zaman başladı? Bana göre 2020'de başladı. Rallinin de burasıdır. Yani gördüğünüz gibi sürekli tepeler yükselmiş. Dipler düş, dipler daha da yükseliyor gördüğünüz gibi. Bakın buradaki dip, buradaki dip, buradaki dip, burası, burası. Bakın hep dipler yükselmiş. O yüzden bizim rally başlangıcımızın ana trend noktasının dibi burası arkadaşlar. Yani burası bizim başlangıç noktamız. Buradan itibaren ne kadarlık bir yükseliş olmuş ona bir bakalım. Yaklaşık olarak 667 iş gününde %480'e yakın, %500'e yakın %480.91'lik bir yükseliş olmuş. %500'lük bir neredeyse yükseliş olmuş arkadaşlar. Ve oldukça e, ciddi bir rally'ydi. E, onun dışında e, ben her zaman e, burada e, bu rally'nin 2003-2006 arasındaki e, ralliye benzettiğimi söylemiştim. Hatırlayanları vardır belki. Peki e, 2003-2006 arasında neler oldu? Biraz ona bakalım. Hemen şöyle geriye doğru hızlıca gidelim. Şimdi arkadaşlar 2003-2006 rallisinin başlangıç noktası bakın şuradan şöyle bir 2000 yılından sonraki düzeltme yaklaşık olarak bakın 2000 yılındaki ralli burası meşhur ralli ondan sonra burada bir üçgen düzeltme yapmış ve bunu ne zaman kırmış buradan kırmış. Bunu kırdıktan sonra bunu silelim bunu kırdıktan sonra buranın dibi açıkçası rally'nin başlangıç noktasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 2003'ten 2006 rallisi dediğim burasıdır. Yani bu, bana göre burası değildir. Ee, burada çünkü e, şu bölgedeki düzeltmeden sonra burada daha böyle yatay bir e, kanal içinde hareket etti. Yani şöyle bir kanal içinde hareket etti. Bakın daha yatay bir kanaldı. Buradaki dik açılı yani şuradan başlayıp şuraya kadar giden e, yükselişin açısıyla şuradan şuradan buradan başlayıp buraya kadar yükseliş çok farklıydı. O yüzden. Bana Benim için açıkçası rally'nin başlangıç noktası burasıdır. Bittiği noktası burasıdır. Burası birazcık daha tabii bittiği noktası 6000'dir ama e, buralar 600'dür ama buralar dediğim gibi biraz daha e, asıl ana noktası burasıdır. Şimdi e, buradan e, hemen şöyle yapalım. Buradan başlangıç, burada bitiş. E, 153 barda yüzde haftalık var yalnız arkadaşlar bu dikkatinizi çekelim biraz önce günlük bakmıştık 153 53 bar da yaklaşık olarak yüzde 450'lik bir yükseliş kaydetmiş biraz önceki neydi yüzde 480'lik bir yükselişti peki buradaki rally'de benzerliklerimiz var mı ona bakalım burada da gördüğünüz gibi e, rally içinde haftalık bakın bunlar haftalık düzeltmeler olmuş durumda yani buradan gitmişiz. Çok ciddi bir yükseliş. Arkasından bir düzeltme olmuş. Bu düzeltmenin boyutu ne kadar ona bakalım. %26 ee, Ardından yine bir hareket olmuş. Yaklaşık 3 yıl süren bir hareket. Onu da tekrar belirteyim. Yine arkadaşlar e, gördüğünüz gibi %26'lık e, bir e, düzeltme olmuş. Arkasından bu 1, 2, 3, 4, 5 diye e, klasik saydığımız zaman kurallarına göre hiç herhangi bir şey yapmıyorum. Son düzeltmemizde de tepkiden ya buradaki sert yükselişten sonra da gördüğünüz gibi yaklaşık %35'lik bir düzeltmeyle rally buradaki bitmiş. Ve bu arada gördüğünüz gibi şuradan başlayıp şu şekilde oluşan trend desteğimiz burada kırılmış. Ama bu kırılımın ardından yeniden e, ufak ufak yukarı doğru hareket etmiş. Ve burada büyük olasılıkla bu bölgede de bir mal dağıtımı oldu arkadaşlar. Yani buradaki rallinin sonundaki şuradaki bölgede bir mal dağıtımı olur. Ve buradaki yükseliş biraz mal dağıtımı yükselişiydi diye düşünüyorum. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi buradaki düzeltmeleri gördük, yükselişleri gördük. E, kademe kademe nasıl ilerlemişiz hepsini gördük. Şimdi buradan hemen e, günümüze tekrar gelecek olursak, Yine haftalık grafik üzerinden gidelim. Burada da yine rally'nin başından biraz önce baktık. Yine şuradan haftalık olarak bakalım. 155 vardı hatırlarsanız. 155 vardı. Bakın burası şey 151 vardı. Burası da 139 var. Hemen hemen aynı. 1.484 yükseliş. Bu da yaklaşık olarak hemen hemen aynı. Ve bu şekilde hareketini yaklaşmış ve buradaki hareketin sonuçlanıp sonuçlanmadığını biraz da ilerleyen dönemde göreceğiz. Burası mı değil mi diye göreceğiz açıkçası. Ama bana göre burası diye düşünüyorum şimdilik. Burada da yine bir e, biz zirveyi gördüğümüz düşünmüyorum bakın tekrar söylüyorum ilerleyen dönemlerde. Çünkü bu haftalık grafik ve e, buradaki e, yaklaşık olarak işte bir e, 10 var. Yani hemen hemen işte 2,5 ay. 12 bar <laughs> 3 ayı buluyor. Yani burada dediğim gibi e, çok daha uzun vadeleri kapsıyor. Birebir örtüşecek diye bir şey yok. Önümüzdeki dönemlerde eğer buradan %30-35'lik bir düzeltme gelirse burası benzerlik devam edecektir. Ben şimdiye kadar benzerliği en baştan beri söylüyorum. 2003-2006 rallisine benziyor diye en baştan beri söylemiştim. Bu şimdi söylediğim bir konu değil. Yine burada bakalım. Düzeltmelere bakalım arkadaşlar. Bakın buradan şuraya bakalım %21. Hadi burayı geçtim 18. Ardından ana düzeltmelerimize bakıyoruz. Tabi ee, bakın burada yüzde 28. Burasını çok agresif bir hareket olarak düşünürseniz buradaki 17 Aralık'taki olayı buranın daha böyle sade dip noktası neresidir derseniz yüzde 24 düzeltme. Arkasından Şurada bakın buralarda çok fazla yok. Buradaki, burada ana düzeltmeler için söylüyorum. Burada da yine çok fazla olmadı. Yine şurada 3 haftalık kısa bir düzeltme oldu. Burası da %18'lik bir düzeltme yapmış durumda. 13 Eylül tarihindeki bankaların eşliğindeki hareketten sonraki düzeltme. Yani burada da dediğim gibi önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. Benzerlik devam edecekse buradan %30-35'lik bir düzeltme olabilir. %30-35'lik düzeltmeyle biz nereye gelebiliriz? Hemen şöyle yapalım. Tepeden %35 gördüğünüz gibi yaklaşık olarak e, 3000 bölgesine kadar e, bir düzeltme e, olabilir. %35'lik bir düzeltme olursa e, diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada benzerlikler. Borsalar genelde aynı yapılar içinde çalışır arkadaşlar. E, zaten e, şunu aylık olarak tekrar bakalım. E, borsa tarihindeki en büyük yani en uzun en böyle... Ee, yüksek getirilir rallilerden bir tanesi 2003-2006 rallisidir arkadaşlar. Şurası ya da şurayı dediğimiz zaman burası. Burada bakın hem çok dik açılı e, bir yükseliş hem de %500'lük bir yükseliş olmuş hemen hemen. %450'lik bir yükseliş olmuş. Onun dışında gördüğünüz gibi e, şu 2099-2000 rallisinin krizi <laughs> rallisini saymıyorum. Onun dışında genelde şurada bakın şurada hep yatayda giden bir 2008 e, krizini şuradaki bölgeyi dışında tutarsak genelde yatayda giden bir hareket. Bakın burada bir yükseliş ve yataya bağlanmış. Burada bir yükseliş ve yine yataya bağlar mı ilerleyen zamanda bunu göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi e, ciddi bir yükseliş yaşadık. Dolar bazlı baktığımız zaman çok fazla açıkçası e, yükselmedik. ha şöyle düşünebilirsiniz. E, dolar bazlı işte hemen bakalım e, baktığınız zaman bundan e, aylık var 5 ay önce bir, 137 dolar 4 ay önce pardon 137 dolar şu anda 257 dolar. Dolar bazlı bile çok ciddi bir yükseliş olmuş durumda. E, şimdi e, biz döviz bazlı bakıyoruz. Döviz bazlı baktığınız zaman da aynı şekilde 137'den 250'ye kadar sert bir yükseliş olmuş ciddi bir yükseliş olmuş gördüğünüz gibi. Burada dediğim gibi dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi benzerlik devam eder mi etmez mi biraz ona bakacağız. Dediğim gibi herkes şu anda çok ciddi şekilde işte alternatifi olmayan bir borsadan bahsediyor. Arkadaşlar borsa yükselirken hiçbir zaman ben size söyleyeyim her rally döneminde Aralık ayında da bunu söylüyorduk. Aralık ayında Viyop tarafında son Kasım Aralık ayında Viyop tarafından yeni müşteri sayılarını o zaman ben paylaşmıştım hatırlarsanız. 10, 10 bin, 15 bin son 2 ayda Kasım Aralık ayında 10 bin, 15 bin yeni müşteri geldi. Viyop tarafı için söylüyorum. Açık pozisyon sayısı hemen X30 a post tarafına bakalım. Açık pozisyon sayısı bakın burası Aralık'ta rekor kırdı. 700 binlere geldik. Şu anda 280 arkadaşlar. 700 bin açık pozisyon sayısı oldu. O, o günde, e, o dönemde de çok ciddi bir e, ortada gaz vardı. Bakın şuradan çok ciddi bir yükseliş olmuştu. Ortalık yıkılıyordu. Ada gideceğiz falan. Ondan sonra ne oldu? Orada sadece şu 2-3 günde, 4 günde Viyop tarafında 10 bin, müşteri silindi resmen arkadaşlar. Sıfır, sıfırladı. Eksiye geçenler oldu. O yüzden hani buranın alternatifi yok. Ondan sonra işte çok böyle ucuzuz enflasyon rallisi enflasyon rallisi diyoruz arkadaşlar enflasyon rallisinde neredeyiz açıkçası neredeyiz hemen açalım bakalım enflasyon rallisinde neredeyiz ki bunu söyleyen ki bakın daha önce de bunun grafiğini atmıştım bakın nereye gelmişiz hemen şöyle bak, çizelim alın nereden dönmüşüz bakın nokta atışı resmen buradan dönmüş grafikte nok döndüğü nokta yani. E, bu bölgeler artık zorlu bölgeler. Yani enflasyon enflasyon olarak yani enflasyon bazında şu grafiğin ortalaması şudur arkadaşlar. Bakın şudur. Üçtür. Üçtür bu grafiğin ortalaması. Şöyle baktığınız zaman sadece göz kararı baktığınız zaman şu grafiğin ortası burasıdır arkadaşlar. Yani üçtür. Burada biz e, şuradaki e, bölgeler. Bakın şuradaki bölgeler şu bölge içinde genelde hareket etmiştir. Bakın buralar aşırılık bölgeleridir. Tamam mı? Bakın bunun üstü de aşırılık bölgesidir. Bunun ortanca ortası da burasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde hep buralara yani çekmiştir. Buralara gelmiştir. O yüzden dediğim gibi çok fazla gaza gelmemek gerekiyor. Ee, çok ciddi bir coşku vardı. Ee, bir ayda 170 bin, e, 150 bin işte e, her hafta yeni müşteri sayısı artıyor. Ciddi şekilde yeni müşteriler geliyor. Ee, çok ciddi bir şekilde coşku var işte e, eskiden e, geçen senelerdeki e, join piyasalarındaki gibi işte 1'e 3'ler 1'e 5'ler 1'e 10'lar havada uçuşuyor arkadaşlar ee, böyle bir ortamda kusura bakmayın da kolay kolay herkese para kazandırmazlar bu coşku her zaman söyledim bu coşku beni korkutuyor diye gittiği bir coşku vardı ve geçtiğimiz hafta bunu e, perşembe günü de yaşadık Burada Sasa öncülük etti. Ee, Sasa Ektaş işte bu çok yükselen kağıtlar öncülük etti. Ben bunu aylar önce söyledim. Çok ciddi bir düzeltme olacaksa bu kağıtlarla olacaktır diye. Bu kağıtlarla başlangıç oldu. Devam edip etmeyeceğine bakacağız. Yani bakın biz teknik dışında çok fazla bir şey konuşmayız. İşte çok yükselmiş, çok ucuz. Bu gidebilir burası. 7 bin, 8 bin, 10 binlere de gidebilir. O ayrı mesele. Biz sadece tekniğe uyacağız arkadaşlar. Teknik bize ne derse odur riskne uyduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi daha kısa vadeli grafiğimize bakalım. Daha kısa vadeli grafiğimize baktığımız zaman da arkadaşlar en son başlayan yani 3000 bölgesinden başlayan hareketin e, ana noktası ana trend noktası kırıldı. Hadi diyelim e, buradaki aşırılığı göz önünde aldık. Şöyle çizdik tekrar. Şuradaki noktayı dip noktası olarak alırsak bakın burada da kırılmış durumda. Yani e, onun dışında zaten şurada bakın e, ara trend, ara kanal bakın şuradaki bir kanal yapımız vardı. Bakın şu kanal e, içinde hareket ediyorduk. Şuradaki ufak düzeltmeden sonra bu kanal kırıldı ve buraya geldik. Ve şu anda 3000'den başlayan trend de kırılmış durumda. E, dediğim gibi herhangi bir e, yeniden içine atan ihtimalimiz var mı? Tabii ki var. Ama dediğim gibi şu anda biz duruma bakıyoruz. Buradaki duruma göre de kırılma oluşmuş durumda. Onun dışında hemen şu bölgedeki hareketi bir inceleyelim arkadaşlar. Bu bölgedeki hareket nedir sizce? Buradaki hareket tamamen bakın düşüş, sert bir düşüş oldu. Buradan tepkisini verdi arkadaşlar. Cuma günü bakıyordum böyle herkes gaza gelmiş. Aa, bir düşüş bitti falan işte diğer kağıtlar uçtu. Diğer şeyler uçtu. Bunu bu şekilde yapmak zorunda. Sasa gibi endeksi etki eden, hektaş gibi endeksi etki eden bir hisse varken diğer kağıtla almak zorunda. Ona rağmen endeks burada bakın buraları geçemedi. 4600 geçemedi arkadaşlar. 4600 geçemedi. Ve burada ne oldu? Aşağı geldik. Tepkisini verdik. Hemen bakalım. Gelin. Eylül ayındaki düşüşe. Eylül ayındaki düşüşte ne olmuş? Düşüş olmuş. Tepkisi olmuş. Arkasından bakın çok daha böyle yavaş yavaş sakin sakin aşağılara gelmiş. Aralarda çok sert satışlarla birlikte. Ve burada biliyorsunuz 3000'lere kadar da çok bir şey oldu yani sert bir satış geldi. Ne oldu? şu şu şekilde bir grafik çiziyorduk o zaman da hatırlarsanız. Şu şekilde bir grafik çiziyorduk. Bu bölgede. Burada da aynısı olur mu? Ona bakacağız. Burada da aynısı olur mu? Ona bakacağız. Burada da dediğim gibi açıkçası yani şöyle bir grafik olabilir mi? Hemen şöyle biraz uzatalım. Böyle bir grafik olabilir mi? Şöyle. Olabilir. Böyle bir grafik olabilir mi? Buna bakacağız. Dediğim gibi burada ana noktamız bundan sonra 4600. Eğer pazartesi salı artık ne zaman olursa 4600'ün üzerine atacak olursak yeniden dediğim gibi ben düşün bu düşün sahte bir düşüş olduğunu düşünürüm. Ve yeniden yukarı doğru hareketin devam edeceğini görürüz arkadaşlar. Ama dediğim gibi normalde şu grafikten bakın geldik tepki verdik. Geldik şimdi bunu biraz daha şöyle e, geldik tepki verdik. Buradan geldik tepki bakın tepki boyu daha kısaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? İlk e, işte 4447'leri gördük oradan 4600'lere ciddi bir tepki geldi. Arkasından yeniden 4445'leri gördük buradaki tepki boyu kısaldı bakın. 4555. Arkasından bir daha düşüyoruz. 4448 ve kapanışımız 4526. Yani bu çok net bir tepki hareketi. Şuradaki düşün tepkisi. Bu kadar. Yani burada çok fazla düşünmeye gerek yok. Tepki ne zaman biter? Ben tek kelimeyle söylüyorum. Önümüzdeki hafta için 4600. 4610, 4620, 4610. Bu bölgeler önemli bölgeler. Buranın üzerine attığımız noktada Yeniden yükselişin ben devam ettiğini düşünüyorum. Onun e, dışında şöyle bir grafik çizebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi e, daha önce de bu şeyi söylemiştim. E, 4000 şöyle bir grafik bakın şunu biraz daha şöyle yaptığımız zaman. E, şu bölge e, 4450-4440 bölgesi de aşağıda kırıldığı noktada çok ciddi bir şekilde satış artar, hızlanır ve aşağıda yeniden 4200'lere kadar ilk planda şuralara kadar 4200'ler arkasından 4100'lere kadar düşüşün olası olduğunu gösteriyor bana. O yüzden dediğim gibi ben geçtiğimiz hafta 4500'ün üzerinde piyasalardan çıktım. Açtığım pozisyonlar oldu. Long, long trade'i bitirmiştim hatırlarsanız. Long trade bitti benim için. Onun dışında short trade'ler yaptım. Ee, 4.555 e, seviyesinden itibaren sürekli short trade içindeyim arkadaşlar. Yaptığım işlemler oluyor. Paylaşmıyorum bunları ama dediğim gibi e, yukarı hareketler sonucunda short trade'ler yaptım. Vadeli tarafta pay vadeli tarafta yaptım. Şöyle söyleyeyim size şuradan bakın 4.550'lerden 4.570'lere ya da 4.580'lere gidene kadar Short'tan para kazandım açıkçası. Pay vadelilerde. Orada biliyorsunuz burada Sasa Ektaş çok ciddi bir şekilde yükseliş yaptı. Burada e, düşen kağıtlar oldu. E, Türk Telekom olsun, işte Tekfen olsun ciddi düşüşler sağladı. Ço çoğu kağıtta bu şekilde bu bölgede yukarı giderken düşüşler oldu. Buradan da ben açıkçası güzel para kazandım diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi şu bölgeyi sasayla aldık, Sasa verdik. Bundan sonra şu bölgenin dışında e, yukarıya da aşağı e, hareketler e, olursa bunlara dikkat edeceğiz. Noktalarımız kesin 4610 ve 4005, 4450, 4440 bölgesi çok önemli nokta. Şu çizgilerin altı üstü bundan sonra yönümüzü belli edecek arkadaşlar. Dediğim gibi şu an için endeks tarafındaki teknik beklentiler bana göre bunlar. O yüzden hani çok fazla gaza gelmeyin arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Ortalıkta çok ciddi şekilde bir dezenformasyon var. Çok ciddi şekilde var hem de. Yani ortalık yıkılıyor yani. Twitter ortamı iyice iğrençleşti arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntı var. İşte herkes e, uçtu, kaçtı. 10x, 5x işte 1 milyonu 10 milyon yapacağız. 1000 lirayı işte 1 milyon yapacağız diyen mi dersiniz? Yok işte Ocak ayında şunu alsaydınız şimdi böyleydi. Yani gerçekten rezil bir duruma geldi. Herkes buradan e, ciddi şekilde nemalanma peşinde. Ciddi şekilde yani bilmiyorum neden böyle bir şey içinde Ve ciddi şekilde finansal okul yazarlığı et, e, olumsuz olarak etkiliyor bana göre. Çok saçma sapan paylaşımlar. Yani Sasa için konuştuk her zaman. Sasa e, dediğim gibi e, çok fazla e, artık konuşmak da istemiyorum. Sasa tarafında e, bütün hisseler içinde söyle Diğer hisseler içinde öyle Sasa ve benzeri hisseler var biliyorsunuz. Bunlar içinde yükseliş oluyor. Yükselişin ardından bir hikaye uyduruyorlar arkadaşlar. Ama... Gerçek her zaman bu şekilde olmuyor maalesef. O yüzden dediğim gibi e, dikkat etmekte fayda var. E, çok fazla gaza gelmemek gerekiyor. Teknik ne derse biz ona uymaya çalışacağız. Tekniğe göre, e, grafiklere göre işlem yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar hep öyle yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. Temel analiz tarafında da dediğim gibi e, her şeyin bir fiyatını bir ederi vardır arkadaşlar. Fazla ederi yani borsa her zaman gelecekteki fiyatlamayı alır. O ayrı mesele ama gidip de yani çok uçuk rakamları da almaz. Ee, yani bu her zaman böyle olmuştur. Sonra da farklı bitmiştir zaten. O yüzden çok fazla da yorum yapmaya gerek yok. Üzüldüğüm nokta işte bu hisselerde. Işte Sasa'dan 80, 180 liradan 190 liradan Sasa alan adamın şu anda iki günden beri çektiği sıkıntı. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha çekecektir. Sakın, ha, sakın işte Sasa şuradan döner buradan döner falan yorumlara girmeyin teknik işlemiyor artık bundan sonra. Çok görüyorsunuz çok ciddi bir yığılma var. Çok ciddi bir sıkıntı var hissede. O yüzden dediğim gibi şuradan döner, buradan döner, bu tabandan alayım falan işlerine girmeyin. Riske atacak paranız varsa atın ama yani para kolay kazanılmıyor. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bizim en büyük baktığımız hisselerden bir tanesi de sanayi endeksi arkadaşlar. Sanayi endeksi de aynı şekilde şuradan bakın Önce 5 günlük ve 10 günlük ortalamayı bunda da atalım arkadaşlar. Burada da benim için önemliydi. Gördüğünüz gibi şu bölgede bile 5 günlük ortalamanın altında 5 günlük ortalamanın altında herhangi bir şey yapmadı. Kapanış yapmadı. Burada endeks yapmıştı. Ona burada dediğim gibi 5 günlük ortalamanın altında kapanışımızı yaptık. Burada da önemli noktalardan biri. Burası 5 günlük üzerine atarsak Belki biraz rahatlarız ve kalıcı olursak. Ama dediğim gibi 10 günlüğü de kırarsak artık e, ve 5 günlük 10 günlüğü de aşağı doğru keserse biraz uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bakın burada şu bölgedeki düzeltmede bile, Eylül ayındaki düzeltmede bile tabii bankacılık endeksiyle ilgili ağırlıklı düzeltmeydi. Burada da çok geç kesti. Tekrar bakın burada 5 günlük, 10 günlük ortalama kesişimler birazcık böyle e, kesti, tekrar yukarı kesti, aşağı kesti falan. Yatay bir bölgede hareketini tamamladı. O da bankacılık endeksinden dolayıydı. Burada da dediğim gibi şu an için... E, Grafikte bir nebze olsun bir bozulma var ama dediğim gibi e, endeksle birlikte tüm e, grafikleri incelemekte fayda var. Burada da şöyle hemen bakalım. Bakın. Şuradaki kısa vadeli trend kırıldı. Yine şuradaki dipten gelen gördüğünüz gibi şu anda bu biraz direniyor dipten gelen. Yani 3000 endeksin 3000'lerdeki e, rallisinin başlangıcının noktasındaki e, hareket direniyor burada. Bakın burası. Ama burası da kırılırsa açıkçası e, sanayi endeksi de uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. E, Burayı biraz daha dikkatli odaklanmak gerekiyor. Onun dışında bizim e, bankacılık endeksine bir bakalım. Bankacılık endeksinde de gözüme yani burada da açıkçası e, bakın düşüş ve tepkiler burada da çok net bir şekilde şöyle bir trend var bu trend dediğim gibi kırıl kırılmadığı sürece biraz daha böyle zorlayacaktır yukarı ama kırıldığı noktada da şu düşüş tepki ve yeniden aşağılara doğru şöyle bir hareket olacaktır arkadaşlar bakın şuradaki düşüş arkasından şöyle bir hareket olma ihtimali var. Bakın şöyle bir ol hareket olma ihtimali var arkadaşlar. Bankacılık endeksindeki durum da buna benziyor. Burada da dediğim gibi şu şekilde bir e, yükselen bir kama görüntüsü gözüküyor. E, yaklaşık olarak ne zaman? İşte Eylül'ün sonundan itibaren şu bölgenin içinde işte Eylül ayındaki 3'ten itibaren yükselen bir kama var. E, bu kama aşağı doğru kırılırsa da 2400'lere kadar hatta şuradaki 2200 yani zorlandığımız bölge yani asır rally'nin başlangıç kırılımıyla birlikte olduğu nokta 2230'lara kadar hareket olma ihtimali bankacılık endeksinde yüksek gözüküyor. Ben o yüzden birazcık böyle e, bankacık bankacılık endeksinde de e, temkinli. Yani bankacılık endeksine bakıyorum, sanayi endeksine bakıyorum, normal endeks grafiğine bakıyorum. Hepsinde şu anda açıkçası bir olumsuzluk var, bir düzeltme ihtiyacı gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda gözüküyor. Yarın iki gün sonra bir bakarsınız tekrar endeks coşkuyla işte 4600'ün endeks için söylüyorum 4600'ün üzerine atar. İşte bankacılık endeksi şurada 4500'ü kırar. Yeniden 5000'lerin üzerine gider. Dediğim gibi o zaman fark nokta değerlendiririz. Borsada fırsatlar hiç bitmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Paranız bitmedikten sonra borsada fırsatlar bitmez. Ama paranız bittiği noktada da borsada fırsat olsa da değerlendiremezsiniz. O yüzden paranıza sahip çıkın diye size söylemek istiyorum. Bunun dışında endeks vadeli kontratlar. Hemen aralık vadeye bakalım. Aralık vadede e, burada da aynı şekilde şuradaki e, dipten gelen trend kırıldı arkadaşlar. Yani şuradan gelen trendimiz kırıldı. E, burada da e, bir tepki de verdik. Pullback hareketi de oldu. Bakalım e, yarından itibaren birazdan ettik kazanacak dediğim bu noktada da geçerli. Aşağı doğru hareket ee, devam edecek mi? Pullback olarak mı kalacak? Aşağıda ol olacak mı? Göreceğiz. Burada da çok farklı. Bakın endeks dışında çok farklı değil. Endeks e, düşüşünü yaptı, tepkisini verdi e, ve e, tepki boyları kısalıyor. Eğer ki e, e, pazartesi sallan itibaren orada da şu bölge önemli. Bakın şu bölge. 5070-5080 hatta 5100 diyelim kabaca. Burada da şuradan gelen şöyle bir grafik var. Bakın 5000 85.100 bölgesi diyelim önemli bir bölge burası kırılmadı, kırılmadığı sürece aşağıda da yine şu bölgeyi takip edeceğiz arkadaşlar şurası birazcık böyle agresif bir bölgeydi 4.920 bölgesi de çok önemli bir bölge buradan e, Cuma günü de oldukça böyle hep ciddi tepkiler geldi yani bakın şurada bakın buralardan ciddi tepkiler geldi bakın buradan yine yine bir var yapmış ciddi tepkiler gelmiş durumda dediğim gibi burada da bu bölgeyi takip edeceğiz teknik bize ne derse o yukarısına atarsa long tarafı düşünmeye başlayacağız. Bu da hemen hemen 4600 e bakın endeks tarafının için söylüyorum 4600'e. Burası kırılırsa da short tarafına bakacağız. Ee, bakalım vadeli yalan söyler mi söylemez mi? Ee, göreceğiz. Ee, biraz daha takipte olmakta fayda var. Şuradaki trend dediğim gibi kırıldı. Yükselen trend kırıldığı noktada birazcık daha dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bunun dışında dolar tarafına çok fazla hemen klasik yani alışkanlık üzerine bakalım grafiğimize. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. E, döviz spot bir, e, dediğimiz sepet kura baktığımız zaman da bu da tamamen euro dolar paritesi ile alakalı. Gördüğünüz gibi şuradan itibaren euro dolar paritesi yükseldi ve biz de burada 18'lerden 19'lara doğru bir hareket yaptık. Tamamen parite kaynaklı. Tamamen pariteyle ile bire birebir hareket ediyor. Dolar sabit. Euro yukarı aşağı gittiği zaman euro e, dolar paritesine göre biz dolara sabit sabitledik. Euro dolar partisine göre de sepet kurup bu şekilde yukarı doğru aşağı doğru gidiyor. Altın tarafına bakacak olursak çok uzun bir video oldu. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Altın tarafı da aynı şekilde 1800 yani şuradan başlayıp da işte 1617'den 1800'lere kadar gelen bir rally sonunda biraz dinlenmeye geçti. Burada dediğim gibi şuradaki bölgeye kadar 1730'lara kadar 1750 kapattık 1725'lere kadar diyelim buralara kadar bir hareket bu kırılımın pullback noktası olabilir buraya kadar burada buraya kadar gelir ve burada bir pullback yaparsa ve buralarda tutunursa yeniden bu sefer dediğim gibi 1900'lere doğru bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ee, 1725'in üzerinde kaldığı sürece altın tarafında birazcık piyasa olumluya dönmüş durumda. Şurada bahsetmiş olduğum ee, şurada bahsetmiş olduğum düşen trend kırıldı dediğim gibi şu an için olumsuz bir durum yok. Ee, şuradaki üçlü dipten sonra altın 10 altın için söylüyorum. Dolar sabit olduğu için gram altında buna göre hareket edecektir. Ee, o yüzden e, hesaplamalarınızı ona göre yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu haftalık videoda bu kadar. Genelde e, böyle e, bilgilendirici konuşma tarzında bir video oldu. Çok fazla grafikler üzerinde işte çizip etmedik ama umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta için herkese ben bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.